Teresa, acele et biraz. Çok basit bir soru Teresa. 75 tane keçin varsa süründe kaç tane boynuz ve ayak olur diye sordum. Bir fikri olan var mı? Peter? Sürüde tam 150 boynuz ve 300 ayak vardır efendim. Çok doğru Peter. Aferin sana. Bu sonucu nasıl buldun da söyler misin? Her keçinin 2 boynuzu ve 4 ayağı vardır. Yani önce 75'i 2 ile çarparak boynuz sayısını buldum. Ve 75'i 4 ile çarparak da ayak sayısını buldum. Çok doğru. Hadi tahtaya gel de sonucu yaz Peter. Teresa, sen artık oturabilirsin. Senin keçi saymak kolay. Keçi çobanı. Çok etkilendim Peter. Bu sene çok gelişme kaydettin. Teşekkür ederim efendim. Evet, artık Peter'i de yıl sonundaki büyük sınavımızın şampiyon adaylarından olarak görebiliriz. Ne? Sakin olun. Teşekkür ederim Peter. Artık yerine dönebilirsin. Teresa, Carl, Franny, Peter ve Emma. Sınav yarın olacak. Bahar tatilinden hemen önce. Umarım hazırsınızdır. Çok güzel. Haydi. Bay Trevor, ben o sınava girmiyorum. Bu benim bahar tatilim olmayacak mı demek? Hayır Haydi. Herkes gibi senin de bahar tatilin olacak. Sınav sadece ileri düzeyler için. Sen daha ilk senedesin canım. Sınava girmen gerekmiyor. Geçen seneki gibi kazanan bir kitap alacak hem de harika bir tane. Bu dağlarla ilgili. Ve bir de gümüş para var. Ay yaşasın. Canına. Harika. Dur yavaş. Umarım yarın kitabı kazanırsın. Çok güzel görünüyordu. Evet, bir de gümüş para var Haydi. Umarım geçen seneden daha iyi yaparım. Sizce bu sınavı Peter kazanabilir mi gerçekten? Bunu düşünmek bile çok saçma William. Hayır bu sabahki matematik problemini çözdü yani. Çözerdi tabii ki. Çünkü keçilerle ilgiliydi. O da bir çoban. Endişelenecek bir şey yok. Sınavda keçiler sorulmayacak. Asla bilemez. Bay Trevor'ın sana söyledikleri çok güzeldi, öyle değil mi ama Peter? Senin sayende oldu. Ne zaman birlikte ders çalışsak bana her şeyin kolayını gösteriyorsun. Bunu Frankfurt'taki büyük anneden öğrenmiştim. Ders çalışırken eğlenirsen her şey kolaylaşıyordu. O zaman biraz daha eğlenelim. Teresa'yı geçeceğimden emin olmak isterim. Önden buyurun sevgili öğretmenim. Teşekkür ederim sevgili öğrenci. Karabatak. Bu sorduğun çok kolaydı. Başka bir tane sor. Ama zor olsun. Buldum. Sözcük şaşkınlık. Şaşkınlık. Bu da çok zor oldu ama. Bir daha dene. Bir harf hatalıydı ve o da sözcüğün son hecesinde. Şaşkınlık bir harf hatalıydı ve o da sözcüğün son hecesinde miydi? Buldum. Cevap şu. Ş ve ikinci hece K-I-N olacak ve sıra geldi son heceye. Doğrusu L-I-K. Yani doğru cevap Şaşkınlık. Şaşkınlık. Artık bu sözcüğü asla unutmam. Hmm.
büyük anne. Öğleden sonra görüşürüz. Ha, bugünkü sınavda sana başarılar diliyorum. Peter, seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Sana da iyi günler anne. Sınavda kolay gelsin Peter. Eminim başarılı olacaksın. Aa, bu sabah keçileri sağdın mı? Aa, ben yapardım. Ama alışveriş için pazara gitmem gerekiyor. Aa, unuttum. Sınavdan başka bir şey düşünemiyorum da. Hemen hallederim. Daha erken de sınav başlayana kadar daha zamanım var. Saksan. Yaramaz. Saksan. Yaramaz. Nereye gitti bunlar? Ha? Keçilerimiz gitmiş. Ne? Emin misin? Ha? Gece vakti biri kapılarını açmış. Ha, bunu kim yapabilir? Hayatımızı keçiler sayesinde kazandığımızı herkes biliyor. Ben çıkıp onları arayacağım. Belki yaylaya çıkmışlardır. Ama okuldaki sınavın ne olacak? Ona girmeyeceğim. Keçileri bulmak çok daha önemli. Sana yardım ederdim ama treni kaçıramam. Çok üzgünüm canım. Pazar satışını kaçıramayacağımızı biliyorum anne. Merak etmeyin, keçi çobanı olan benim. Yani keçileri bulmak bana düşer. Çabucak bulacağına eminim. Tabii sınava yetişeceğinden. Hı-hı. Çok heyecanlıyım. Sorular nasıl evet, acaba? O kadar çok çalıştım. Lütfen sessiz olalım. Peter hala gelmedi mi? Eminim her an kapıdan girebilir efendim. Umarım gelir. Çünkü sınav vakti geldi. Sınavları hiç sevmiyorum. Sınavları hiç sevmiyorum. Çalışmadım ben. Ben çalıştım ama heyecanlıyım. Evet. Başlama vakti geldi. Ama Bay Traber... Peter daha gelmedi. Yakında geleceğini biliyorum. Biraz daha bekleyemez miyiz? Onu beklemek adil olmaz efendim. Biz hepimiz vaktinde geldik. Gecikmesi bizim hatamız değil. Ama zaten büyük ihtimalle başaramamaktan korkup o yüzden gelmemiştir. Sessiz olun yeter. Peter bundan korkmaz. Başına bir iş gelmiştir. Haydi yeter dedim. Ama lütfen efendim, Peter bu sınav için gerçekten çok çalıştı. Başına bir iş gelmiş olmalı. Gidip onu bulabilirim. Hayır Haydi, burada kalıyorsun. Yerine otur hemen. Efendim o gidiyor. Ha? Haydi. Haydi. Yaramaz. Saksan. Yaramaz. Yaylaya çıkmış olmalılar. Kim o? Ben geldim büyük anne, haydi. İçeri gir güzel kız. Günaydın büyük anne. Haydi canım yavrum, nasılsın? Ben iyiyim büyük anne. Peter'i arıyordum. Bugün okulda sınav vardı ama o gelmedi. Oo, keçilerini bulmaya gidiyordu. Dün gece biri kapılarını açmış. Onlar da kaçmış. Ama nasıl? O da onları aramaya çıktı. Şu anda yaylaya gidiyordur. Ben onu bulurum. Cevabı. Ne? Ne istiyorsun? Seni kopyacı. Hemen kes şunu. Sessiz olun. Sınav sırasında gürültü istemiyorum.
Neredesiniz? Şimdi hem sınavı kaçırdım hem de keçileri kaybettim. Saksan, yaramaz. Buradasınız demek. Nihayet sizin için öyle endişelendik ki. Saksan, yaramaz. Bacağın iyileşmişe benziyor. Hatta toparlamıyorsun bile. Ay işte oldu. Beni hatırladın. Bu çok güzel. Onlar arkadaşımın keçileri. Tamam. Onlara zarar vermeni istemem. Anlıyor musun? Hayır. Kurt. Git buradan. Keçilerimi rahat bırak. Ne? Sopanı bırak ve sakın kıpırdama. Buraya bak. Eve dönmenin vakti geldi. Tamam mı? Eminim ormanda yiyecek bulursun. Geçidin oraya dön. Artık bitti. Kurt gitti. Çok cesur davrandınız. Her ikiniz de. Neredeydiniz siz? Hem evden neden ayrıldınız? Bunu nasıl yaptın sen? 2 yıl önce büyük babanla kurtardığımız kurt yavrusuydu. Öyle çabuk büyümüş ki. Evet ama sana saldırabilirdi. Hayır. O da beni hatırladı. Senin burada ne işin var? Sınav için seni bulmaya geldim. Gıdıklanıyorum yaramaz. Hadi önce keçileri ağlarına götürelim, sonra da okula geçeriz. O sınava girmen gerekiyor. Artık çok geç Heidi. Bay Trevor'a olanları anlatınca bizi anlayacaktır. Güven bana. Tamam, gidelim. Hadi. Evet, hadi yapalım. Sınav bitmiş. Artık çok geç. Hiç yararı yok. Şimdi vazgeçemezsin. Bay Trevor'a soralım bakalım o ne diyecek. Gel hadi. Evet. Bakın küçük keçi ne bulmuş. Keçi çobanını. Ama sınav için geç kaldın. Üzgünüm Peter. Gelecek seneden Elsa Peter. Sorun olmaz. Yeter artık. Ha? Hı? Heidi, bak. Neye? Teresa'nın ayakkabıları. Saksanın kapısını açan kişi oymuş. İzleri aynı. Bundan emin misin? Elbette. Sınavım iyi geçti ama sorular çok zordu. Doğrusunu isterseniz bence sorular... Peter'in keçilerini sen mi bıraktın? Ne? Neden bahsediyorsun sen küçük keçi? Sen yaptın biliyorum. Kapının orada yak izlerini bırakmışsın. Teresa?
Bunu neden yaptın ki? Hiçbir şey yapmadım dedim ya. Onun sınavını kaçırmasını mı istedin? Ben bir şey yapmadım ve size bunu söyledim. Az kalsın bir kurt keçilere saldırıyordu Teresa. Ormana kaçmışlar ve onları yakalayabilirdi. Ve neredeyse Heidi'ye de saldırıyordu. Neler oluyor burada? Heidi, Peter. Teresa sınavı kaçırsın diye Peter'in keçilerini serbest bırakmış Bay Traber. Ne? Teresa, neler oldu? Bunu gerçekten yaptın mı? Evet. Ama keçilere bir şey olacağını düşünmedim. Sadece onları arar demiştim. Lütfen, çok üzgünüm. Ağlama Teresa. Sonuçta kimse zarar görmedi. Önemli olan da buydu. Çok, çok özür dilerim. Keçilere bir şey olsun istememiştim. Ben sadece sınavı kazanmak istedim. Bir kez olsun annem benimle gurur duysun diye. Bunu bir daha sakın yapma. Yoksa bedelini de ödersin. Sakin ol Peter. Evet Teresa. Bunun pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Yaptığın şey yüzünden keçiler zarar görebilirdi. Özür dilerim. Ben böyle olmasını istememiştim. Bu konuda ailenle konuşmam gerekecek. Hadi gel Peter. Umarım sınava hazırsın. Peter'in sınavı nasıl geçti bakalım? Küçük bir gecikme yaşandı. Ama bence iyi geçecek. Yarına dek beklememiz yeterli olur. Gecikme mi? Neler oldu? Bu epeyce uzun bir hikaye büyük baba. Ha, demek öyle. Peki bunu bana ekmekle süt eşliğinde anlatmaya ne dersin? Harika, çok acıkmıştım. Bitirdim efendim. Teşekkür ederim Peter. Artık eve gidebilirsin. Evet Peter. Teşekkür ederim. Bana ikinci bir fırsat verdiniz Bay Traber. Adil olan buydu Peter. Aksi halde yapmazdım. Tamam. Artık sen evine git. Uyaz çok güzel geçecek. Pekala, sessiz olalım. Sınav sonuçlarını açıklayacağım. Ama ilk iş olarak Teresa, üzgünüm ama sana zayıf vermek zorundayım. Nedenini biliyorsundur. Geri kalanlara gelince itiraf etmeliyim. Başarınız beni gerçekten çok etkiledi. Ama tek bir şampiyonumuz olabilir. Ve bu senede o kişi Peter. Bunu biliyordum. Senin için çok sevindim Peter. Çok çalışmadığım için kazandı o kadar. Aksi halde ben kazanırdım. Evet eminim. Ve gelecek sene tekrar deneyebilirsin. Peter, gel de ödülünü al bakalım. Teşekkür ederim. Bunu hak ettin. Aferin sana Peter. Bu çok güzel bir ödül Peter. Seninle gurur duyuyorum. Keçilerini kurtardın ve sınavı kazandın. Hepsi de bir günde oldu. Aslında bunu Heidi başardı. O olmasaydı keçileri bulamayacaktım ve Bay Traber da beni sınava almayacaktı. Ama sınavda da çok çalıştığın için başarılı oldun Peter. Önemli olan da buydu. Bana şu kitabı okur musun Peter? Adı kulağa çok ilginç geliyor. Elbette büyük anne. Dağlar dünyadaki en güzel yerlerden biridir. Çiçek, hayvan ve bitki örtüsü açısından en zengin alanlardır. Ama en güzel yönlerinden biri efsane ve hikayeleridir. Dağlarda sayısız macera yaşanmıştır.